pratik bilgilere. Bu bakliyatlar böceklenir. Hatta bir böceklenir. O küçük küçük evinizin içinde o kelebekler uçuyor gibi kelebekler olmaya başladı mı anlayın ki mutfağınızda bir yerde bir şey böceklenmiş. Kesinlikle. Hemen orayı temizlemek, boşaltmak lazım. Bir de kendinizi suçlamayın. Ay, acaba ben pis miyim, temiz miyim, neden oluyor filan diye düşünmeyin. Bir anda her oluyorlar. Her mutfakta olur. Bazen de etiketine bakmadığınız, marketten aynen aldığınız ürünlerin içinde oluyor ve siz onlarla eve çok geliyorsunuz. Doğru. Bütün mutfağınızı mahvediyor. Evet. Şimdi ne yapabilirsiniz bunlarla alakalı? Ben yıllarca içine defne yaprağı koymaya çalıştım. Hı hı. Böceklenecekse böcekleniyor. Gidiyorsunuz yazlığa bir ay kalıyorsunuz. Bütün bakliyatları da götürme tabii şansınız ki yoksa tabii eğer ki ne yapıyorsunuz? Geldiğinde sıcaktan, havasızlıktan filan filan böcekleniyor. Çok uzun yıllardır bulmuş olduğum bir formül var. Buna bayılıyorum ve her aklıma geldiğinde de her soranla da muhakkak paylaşıyorum. Harikasın. Şimdi peki şuradan bir bakliyat kavanozu alıp gidiyorum. Alalım. Nohutumuz var, kırmızı, yeşil mercimeğimiz var. Tamam. İşte dolabınızda Allah ne verdiyse var. Şimdi bunların kapaklarını açıyorum. Bir minicik kese içinde sofra tuzu koyabilirsiniz içine. Tamam. Böceklenmeyi engelliyor. Hı hı. Ama benim en çok böceklenmeye engel olan şey kırmızı biber. Hani aktarlarda filan satılır ya böyle ipe dizmişler. Evet. Doğuda, güneydoğuda çok güzel hanımlar onları güzelce ipe dizerler. Acı kırmızı biber. Bu boyda olur, büyük boyu olur. Kurutulmuş acı biberi her kavanozun ortasına bir iki tane. Büyükse bir tane koymanız yeterli. Tamam. Eğer küçükse böyle birkaç tane koymanız yeterli. Ha. Bunları koyuyorum. Aman lütfen çok bunları çıkarıp pişirin. Evet. Acı seviyorsanız sorun yok da. Acı sevmiyorsanız eğer tabii size sıkıntı yaratabilir. Tabii. Bu şekilde bırakıyorum. 2 ay bir yere mi gittim, 3 ay bir yere mi gittim geldiğimde çok güzel olduğu gibi buluyorum bakliyatlarımı. Peki bunların gerçekten saklama süresi ne kadar olmalı? Çünkü paketten çıkarıyoruz, paketleri atıyoruz. Evet. Değil mi? Çok çabuk tüketilen gıdalar. Hepimizin her birinin mutfağında var demirbaşımız aslında. Ama yine de. Yani şöyle yapıyorum ben genelde. Ben mutfakta etiketleme usulüne çok inanıyorum. Çok güzel. Üzerine yazıyorsun. Hem difrize koyduğum şeylerin evet üstüne hangi tarihte çok koyduğumu güzel hem yaptığım konservelerin üstüne muhakkak tarih atıyorum. Çok güzel.